Sevgili tarih dostları, tekrar buluştuk. Bizi size, sizi bize buluşturan Allah'a şükürler olsun. İstanbul'u çekiyoruz. İstanbul'un bilinmeyen taraflarını. İstanbul'un bilinmeyen taraflarını dedim ya, aslında öyle bir iddiamız yok. Bu program ilk başladığında şunu söylemiştik. Hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz yerleri size gösterip bakın işte buralar da var demeyeceğiz. Her zaman yanından geçtiğiniz, geçerken gördüğünüz nesneleri tarihi hadiseleriyle birlikte size bir kere daha göstereceğiz. Yani baktığınız yerleri görmenizi sağlayacağız. İşte şu an önünden belki de defalarca geçtiğiniz, altından yaya olarak caddelerinden arabalarla geçtiğiniz Fatih'i Unkapanı'nı Taksim'e doğru bağlayan Atatürk Bulvarı'nın tam ortasındaki Bozdoğan, yani Valens İmparatorluk su kemerlerinin buradayız. Neden buradayız? Hatırlayın lütfen. Birkaç ay evvel İstanbul programları yaparken, henüz Anadolu'ya çıkmamışken biz Anadolu'ya çıktık. Zira Anadolulu dostlarımız buralara da gelin, burada da bir tarih var dedi. Biz biliyorduk oradaki tarihi. Eyvallah dedik. Bu çağrıya kulak verdik ve Anadolu'ya çıktık. Tekrar çıkacağız ama bir İstanbul molası verelim dedik. İki ay evvel Fatih, Saraçhane, Şehzadebaşı Camii'nin olduğu Saraçhane, Büyükşehir Belediye Başkanlık binasının olduğu yer, işte buralarda bir zamanlar var olan, yani şuralar, Şehzadebaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih. İşte buralarda var olan ama şimdi yok olan, yıkılan, Adnan Menderes ve İsmet İnönü devrinde yıkılan tarihi eserleri size anlatmış ve tam buraya gelmiş. Buradan sonrasını başka bir programda konuşalım demiştik ya, hatırlayın lütfen. İşte o başka program, bu program. Bismillah dedik. Tarihte yürüyen adamlar olarak hep birlikte Bozdoğan su kemerlerini, arkasında geçmişte var olup da bugün yola kurban edilen tarihi kıymetleri hep birlikte görelim mi? Tarihte yürüyen adam Fatih, Bozdoğan su kemerlerinde. Belki de bugüne kadar, ya da bugüne kadar demeyelim, 1994'e kadar İstanbul'un en büyük problemi su problemiydi. Zira İstanbul'un kendi içinden çıkan, kendini besleyen temiz su kaynağı yoktur. Bir tane su kaynağı vardı, o da Bayrampaşa Maltepe'den doğan Sulu Kule denilen Edirne Kapı'nın alt bölgesinden İstanbul sur içine giriş yapan, Vatan Caddesi'ni boylu boyunca aşan, Aksaray'dan Yenikapı'ya sağa doğru 90 derecelik bir açı yapıp Yenikapı sahilinden ya da bugün Aksaray'da otopark ve otogar olarak kullanılan bostan tarlalarından denize dökülen bir tek su kaynağı vardı. Adı da Likos Deresi'ydi. Müteaddit defalar çeşitli programlarda söylediğimiz gibi Vatan Caddesi bir dere yatağıdır. Vatan Caddesi'nin olduğu yerde bir nehir, bir dere, Likos Deresi akıyordu. Tabii ki de bu büyüyen İstanbul'un su ihtiyacını karşılayamıyordu. Peki ne yaptı? İmparator Konstantin'den, yani 395 tarihinde ikiye ayrılan Doğu ve Batı Roma diye kurulan bu Roma'nın 330 yılından beridir Doğu Roma, Doğu kısmının ikinci başkenti İstanbul'dur ve Roma İmparatoru Konstantin İstanbul'un su problemini halletmeye çalıştı. Ne mi yaptı? Yedi tepeli İstanbul'un, ki o aralar beş tepedir. İmparator Konstantin devrinde beş tepeydi İstanbul. Beş tepenin her iki tarafına birer açık sarnıç yaptı.
10 açık sarmıştı ki bunların en büyükleri Çapa'da bulunan ve bugün belediye tarafından kullanılan alan ya da Fatih'teki Yavuz Selim Parkı. Bunlar büyük çukurlardır. Ardından eklenen bugün Karagümrük Spor Kulübü'nün kullandığı Aspar Sarnıcı, Karagümrük Sadı. Onlar birer açık hava sarnıcıdır. Bunlar İstanbul'un su ihtiyacını karşılar gibi oldular ama karşılayamadılar. Her halükarda İstanbul'a şehrin dışından su taşınması gerekiyordu ve Roma İmparatoru Konstantin bunu takviye yollarla, doğal olmayan suni yollarla halletmeye çalıştı. Ne mi yaptı? Bakın şöyle, işte bunun ilk temellerini, ki yanına gideyim de ne kadar dehşetli olduğunu görün. Bakın, buradan yukarıya doğru baktığımızda Roma İmparatoru Konstantin'in neler yapmaya çalıştığı çok daha bariz belli olur. Bunları halletmeye çalıştı. Öldü. Yerine gelen Theodosius devam ettirdi. Öldü. Yerine gelen Julius Flavius Valens 378 tarihinde, işte şu an görmüş olduğumuz Valens su kemerlerini, dikkat, sıkı durun, 220 kilometrelik bir kompleksten bahsediyorum. Bir daha söylüyorum, 220 kilometrelik bir su kompleksinden bahsediyorum. İşte Roma İmparatoru Valens bunları yaptı. Bu taşlar daha evvel neredeydi? Nereden buraya geldi? Bu sorunun da cevabı çok enteresan. Valens devrinde, 370'li yılların sonlarında, 380'lere doğru yani, İran'la Roma İmparatorluğu'nun bir savaşı yapıldı. İran, Roma İmparatoru'nun üzerine saldırdı. İran'la Roma İmparatorluğu savaşırken, Kalkedeos denilen, Kalkedeon denilen ya da bizim tabirimizle Kadıköy denilen o şehir devleti, Kadıköy şehir devleti İranlılardan yana oldu, Roma İmparatorluğu'na vurdu. Roma İmparatoru Valens önce İranlıları yendi, ardından Kalkedeonluları yani Kadıköylüleri yendi. Kadıköy'ün etrafında tıpkı İstanbul'da olduğu gibi, İstanbul'un 22 kilometrelik etrafında tarihi yarımada çevresindeki surlar gibi Kadıköy'ün de etrafında surlar vardı. İşte Kadıköylülere o surları yıktırdı, o taşları gemilere koydurdu ve gemilerle buraya taşıttı. İşte bu taşlar milattan sonra 378 tarihinde buraya konuldu. Ama buraya Kadıköy'den getirildi. Bakın şu an tuttuğum taşlar Kadıköy'den buraya getirilen taşlar. Peki Kadıköy'ün etrafında kaç tarihinde bunlar, bu taşlar sur olarak vazife yapmaya başladı? Bunun cevabı yok. Kadıköy, Kadıköy olduğundan beridir, milattan evvelki devirlere ait tarihlerden bahsediyorum, hep sur vardı. İşte bunlar milattan evvelki devirlerde bile Kadıköy surlarının taşlarıydı. Yapıldığı devirlerde İstanbul'un su ihtiyacını 14 açık sarnıç, sayısız mahzenler ve sarnıçlarla birlikte burası ve buraya benzeyen birkaç tane eser hallediyordu. İstanbul'un bir yıllık su ihtiyacı o günlerde 1 milyon metreküptü. Şimdi bunu daha anlaşılır hale getireyim mi? Yılda 1 milyon metreküp. Bugün İstanbul'un bir günlük su ihtiyacı 2,5 milyon metreküp. O günlerde yıllık 1 milyon metreküpmüş ve işte burası 220 kilometrelik bir kompleksle birlikte İstanbul'un su ihtiyacını çok rahat bir biçimde karşılıyormuş. Peki fetihten sonra ne oldu? Fetihten sonra İstanbul'un su ihtiyacını kendisinden sonra yüzlerce yıl devam ettirecek olan bir kompleksi başaran bir insan burayı da kullandı
ve İstanbul'un 1800-1900'lere kadar su ihtiyacını giderdi. Kim o? Tabii ki Kayserili Mimar Sinan. Bozdoğan kemerlerini arkamıza bırakalım. Hemen yanımızda 1596 tarihli güzel bir medreseye gelelim. Nasıl olmuşsa olmuş ki, iyi ki olmuş, Allah'a şükür olmuş, yıkılmaktan kurtulmuş. Bunun gibi bu cadde aşağıya kadar, Atatürk Köprüsü'ne kadar, Taksim'e giden yola kadar her taraf camiydi, medreseydi, vakıf arazileriydi. Her taraf yıkıldı. Yıkılmayan yalnızca Reşat Nuri Güntekin burası neresi diye soranlar için söylüyorum, tespitte bulunuyorum. Reşat Nuri Güntekin tiyatro sahnesinin tam karşısında, yani yolun karşısında Gazanfer Ağa Medresesi'nin üzerindeyiz. Efendim vakfiyede 1596 tarihini veriyor. Peki kim yapmış, kime yaptırmış? Hikayesi güzel. Bakın şöyle, nasıl da güzel manzarası bulunmakta. İnsana iyi ki İstanbul'da yaşıyorum dedirten eserlerden biridir. 1595-1603 yılları arasında tahtta bulunan Osmanlı Padişahı Sultan 3. Mehmet devrinde has oda başılık, yani bugünkü anlamda Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği yapan Gazanfer Ağa, kendi adına Mimar Sinan'ın öğrencilerinden biri olan ve o an itibariyle sarayın baş mimarı olan Davut Ağa'ya yaptırdığı bu eser klasik Osmanlı eseridir ve Bozdoğan su kemerlerine ya da Valens su kemerlerine sıfır biçimde yapışıktır. Türbesi vardır, medrese kısmı vardır ve en önemlisi dışarıya doğru sarkan bir sebili vardır. Bakın buralar alınlık kısımları, yani buralarda bardaklar olur. İçeriden bir memur, vakıf tarafından maaşı ödenen bir memur buralara bakır taslarla Ramazan aylarında iftardan sonra ayran ve şerbet olmak üzere, diğer günlerde ise su olmak üzere bakır taslarla şuralara su koyar. Müslümanlar da buradan gelip geçerken içi su dolu o soğuk bakırdan ayran, şerbet ya da su içermiş. 1596 tarihinde yapılan bu eser 1784 tarihinde enkaz haline geldi. Zira depremden yıkıldı. 1894 Abdülhamit Han eseri. Abdülhamit Han dönemi depremlerinden birinde yine yıkıldı, yine yapıldı. 1944 tarihinde belediye müzesi olarak kullanıldı. 90'lardan sonra karikatür müzesi oldu. Bugün ise bir vakfın konferans ve sohbet odası olarak kullanılmaktadır. Burası hem karşı tarafta, bakın şöyle, hem karşı tarafta hem de bu tarafta, bu caddede yıkılmaktan kurtulan yüzlerce eserden sadece biridir. Şimdi şu cadde açılırken, Atatürk Bulvarı ve Caddesi açılırken yıkılan, yok edilen eserleri, şimdi yerinde ne var? Onları da görerek bakalım mı? Haydi buyurun. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han devrinde her şey oldu, her şey İslamlaştı, problemler çözüldü ama bir problem bakiydi, su problemi. Fatih Sultan Mehmet Han 20 kilometre öteden Belgrad ormanlarından buraya su getirmeye çalıştı, becerdi. Ama artan nüfus bu ihtiyacı daha da arttırdı. Mevcut kompleks, mevcut yapı bunu karşılamayınca
Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde 1550'li yıllarda baş mimar Sinan'a bir proje verdi. Yüzyıllar boyu bu şehrin su ihtiyacını giderecek dev bir kompleks. 1563 tarihinde biten bu komplekse 40 çeşme abideleriyle beraber Mimar Sinan su yolları denir. 22 kilometre öteden Belgrad ormanlarının dışından buraya getirilen sular merkezi bir havzada biriktirilir. Bozdoğan su kemerlerinin üzerindeki borular kullanılır. Sarnıçlara su aktarılır. Onlarla İstanbul'daki depolara su götürülür. Ama bir yere daha su götürülürdü. Neresi mi? Sıkı durun. 1942 tarihinde İsmet İnönü devrinde şu yolun açılımı yapılırken ilk etapta bir parçası yıkıldı. Ardından 1950'lerden sonra ise geride kalan İsmet İnönü devrinde yapılan şehirleşme adına yapılan cinayetten kurtulan kısımlar yıkıldı. Neden mi bahsediyorum? Tabii ki Mimar Sinan'ın tam olarak buraya yaptığı 40 çeşme abidelerinden bahsediyorum. Nerede şimdi onlar? Kerem'le beraber yavaş yavaş gidelim ve gösterelim. Onlar şimdi nerede? Onlar şimdi yok. Onun yerine üzerinden dev gibi bir cadde geçiyor. Ben, hakkınızı bana helal edin, 40 çeşme abidelerinin bulunduğu yere gitmek ve size oradan hitap etmek istiyorum. Hadi ben gidiyorum. İşte burası. Gerçekten zor. Trafikte problem bile oluşturduk. Ama biz şu an, tam olarak şu an Mimar Sinan'ın 40 çeşme abidelerinin bulunduğu yerdeyiz. Kerem'le yer değişelim. Nerede olduğumuz çok daha iyi belli olur. Sevgili dostlar, burası, tam olarak buralar. Kemere kadar, Bozdoğan su kemerlerine kadar 40 tane lülesi bulunan, 40 tane su kurnası bulunan, 40 tane çeşmesi bulunan 40 çeşme abidelerindeyiz. Nerede? Tam olarak cadde ortasında. ...1940 tarihinde tek partili Türkiye tarafından İstanbul'a şehir planlaması için davet edilen Alman şehir mimarı Henry Prost ilk etapta şu an burada bulunduğum, yani bulunduğumuz burada bulunan çeşmenin ve ardından pek çok eserin yıkılmasına karar verildi. Şimdi kameraman kardeşim Kerem'e rica ediyorum, şöyle bir caddeyi görsün. Caddede kaç tane şerit var o görülsün. Sonra burası görülsün. Burası normalde 1100 metre uzunluğunda bir cadde. Osmanlı Devleti'nde kural caddeden üzerinde küfe yüklü iki eşeğin birbirininle çarpmadan geçebilmesidir. Yani o da sanırım bir şerittir. Yani bir şerit işte şu kadar, bakın. Şu kadar. Bu kadarlık bir yol varken geri kalanı kaşaneler, köşkler, saraylar, konaklar, camiler, türbeler, tekkeler, medreseler, kütüphaneler yıkılarak bu yol yapılmıştır. İşte bunlardan biri de üzerinde Roma devrinden kalma bir tavus kuşu kabartmasının bulunduğu 40 çeşmedir. 1940 tarihinde burası, hadi şöyle yavaş yavaş geçelim Kerem. 1940 tarihinde bu numaralandırıldı. Tek tek taşlara numara verildi. Başka bir yere bu çeşmeyi yaparız denildi. Fakat ardından taşlar kayboldu. Şu an o 40 çeşmenin, yani caddenin ortasında bulunan bu 40 çeşmenin taşlarının nerede olduğu bilinmiyor.
Allah'tan ki Semavi Eyice hocamın da çabaları sayesinde kurtulan bir taş var. O da Roma devrinden kalma tavus kuşu. Nerede mi? Meraklıları için söylüyorum. Gidin ve ona bakın. Ayasofya Camii'nin hemen giriş kısmında. Osmanlı Sultanı Sultan 1. Ahmet devrinin Şeyhülislamlarından olan Sunullah Efendi maaşından biriktirdiği paralarla bir cami yaptırmak ister. Bunun için buram buram İslam beldesi kokan bir yeri seçer ve oraya güzel bir cami yaptırır. Adı Sunullah Efendi, Sunullah Hoca Camisidir. Fakat 1894 tarihinde yazılan Hadikatül Cevami isimli bu bölgedeki tarihi eserlerin, bakın Abdülhamit devrinde yazılan bu bölgedeki tarihi eserlerin kaydının tutulduğu Hadikatül Cevami'de Hüsam Bey Camisi olarak kayıtlıdır. Çok doğru olmasa gerek, zira vakfiyesi Sunullah Efendi Camii'dir. Hüsam Bey ne yapmıştır? Belki sonradan tamiratını yapmıştır, belki kitabesini yapmıştır. Ama eser 1612 Sultan 1. Ahmet devrine aittir. Ardından 1894 tarihine kadar Müslümanlara hizmet verdi. 1894 tarihindeki o büyük depremde yıkıldı. 1900'lerin başında tekrar yapıldı. Ama Adnan Menderes zamanında işte bu yol açılırken yıkıldı. Yıkılışının anlamsız olduğu anlaşıldı. Bu camiyi biz niye yıktık dediler. Ama bir kere ok yaydan çıkmıştı. Alman mimar, Alman şehir mimarı Henry Prost bu bölgede bulunan bütün tarihi eserlerin yıkımının altına imza atmıştı. Şimdi Sunullah Efendi Camisi'ne doğru gidelim mi? Dostlar, biz zaten şu an Sunullah Efendi Camisi'ndeyiz. Daha sonra yıkılmasının anlamsız ve gereksiz olduğu, boşu boşuna yıkıldığı anlaşılan cami boş metruk bir alan oldu. Ardından 90'lı yıllarda park haline getirildi. Burası 1612 yılından 1950'li yıllara kadar İnsanlara, Müslümanlara cami görevi gören, insanların içinde namaz kıldığı Sunullah Efendi Camisi'ydi. Bugün ne halde? Buyurun bakın. Yıllarda Sultan 1. Mahmut devrinde burada, bakın şu an ışık yandığı için trafik tehlikeye sokmuyoruz. Burada bulunan medreselere, kütüphanelere ve çocuklara ders versin diye kitaplık yapıldı. Kütüphane yapıldı. 1750'li yıllarda Mahmud-u Evvel Kütüphanesi olarak kullanılan bu eserin hemen yanına bir de medrese yapıldı. Mahmud-u Evvel 1750'li yıllar bir kütüphane, bir medrese, tamamen eğitim, öğretim üzerine yapılan kurumlar. Nerede mi? Şuvan üzerinden araçlar geçiyor. Tam caddenin ortası. Işık yandığında oraya gideyim ve medresenin nerede olduğunu nokta atışı olarak sizlere göstereyim. Işık yandı ve biz şu an Mahmud-u Evvel Medresesi
ve kütüphanesinin üzerindeyiz. Kerem'le yer değişelim. Bakın nerede olduğumu görün. İşte burası bir medrese ve kütüphanenin olduğu yerdi. Şimdi ise üzerinden büyük büyük caddeler geçiyor. Şu an sigorta binalarının, un kapanı sigorta binalarının yanındayız. Ufak bir anekdot vereyim mi? Bu binalar için 4-5 tane eser yıkıldı. Ama bu binaların yanında bu cami ile medreselerin arasında küçük bir yer vardı. Orası da yıkıldı. Neresi mi? Sevgili dostlar, Osmanlı İmparatorluğu devrinde Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren Yeniçerilerin tüfenk ihtiyacını, silah ihtiyacını karşılamak için tüfekhaneler vardı. Tüfekhanelerde barutla atış yapan, mermi atan tüfekler yapılıyordu. Nerede mi? İşte burada. Burada bulunan, buralarda bulunan bir yer. Nokta atışı olarak belki burası ama kesinlikle sigorta binalarının olduğu yere kadar olan kısım deniyor. İşte burada bir tüfekhane var ve burada modern anlamda savaşta mermi atan tüfekler yapılıyor. Buradan aklıma Osmanlı'da tüfek yoktu, Osmanlı'da teknoloji yoktu diyen bir parti başkanı geldi. Ona selam olsun. Fatih Sultan Mehmet Han devrinde yapılan tüfekhaneyi arkamızda bırakalım. Size muhteşem bir 15. yüzyıl camisi göstermek istiyorum. Sekmenbaşı İbrahim Ağa Camisi. 1496-97 yıllarda şehit olmuş ve mezarını yaptırmış olduğu caminin bahçesine koydurmuştur. Demek ki cami 1496 öncesine aittir. Eskiden bir kiliseymiş. Roma İmparatoru 8. Mihail Palaiologos'un kız kardeşi Maria Marta ismine yapılan bir manastır. Şehir dışına yakın bir yerde olduğu için bir manastırmış. Fatih Sultan Mehmet Han devrine, yani 15. yüzyıla harabe olarak gelmiş. Fatih'in sekmenbaşılarından İbrahim Ağa bunu yıkmış, yerine güzel bir cami yapmış. 1496'da şehit olunca kendi mezarını da oraya yapmış. 1942 yılında İsmet İnönü zamanında, yani tek parti devrinde, sanki İstanbul'un şehir silüetini yıkmak üzere görevlendirilmiş bir biçimde buraya gelen ve şehrin kimliğini tamamen ortadan kaldıran Henry Prost'un gazabından kurtulamamış. Cami kesinlikle caddenin üzerinde olmamasına rağmen yıkılmış. Sonra biz bunu niye yıktık demişler ve yerine sigorta binalarını yapmışlar. 1490'lı yıllardan 1940'lı yıllara kadar cami, 1940'lardan itibaren ise çeşitli amaçlarla kullanılan binalar ve en son sigorta binası. Cadde ile hiçbir alakası, bakın göstereyim. Cadde ile bir alakası olmadığını göstereyim. Bakın kaldırım. Cadde burası. Burayı normalde harap hale getirip yıktılar. Fakat Gazanfer Ağa Medresesi ile aynı düzlemde olmasına rağmen Sekmenbaşı İbrahim Ağa Camii yıkıldı ve yerine bu sigorta binası yapıldı. Eğer sen şehrin namusu olan tarihi eseri Henry Prost isminde bir Alman'a verirsen işte sonuç bu olur. ...15. yüzyılın sonlarına doğru yapılan Sekmenbaşı İbrahim Ağa Camii'nin bahçesinden çıktık. Şimdi güzel bir
19. yüzyıl, 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı bir güzel bir konağın içine doğru girelim. Girelim mi? Girelim. Vallahi girdik. Şu an Topuzoğlu İbrahim Paşa Sarayı'nın ya da konağının içindeyiz. Burası belli bir süre sonra 1803'lü yıllarda Sultan 3. Selim devrinde paşalık yapan önemli paşalardan biri olan Abdülkerim Nadir Paşa'ya Topuzoğlu İbrahim Paşa'dan devredilmiş bir konaktır. Meşhur Zeyrek yangınında yanmış ama sonra tamir edilmiştir. Bu haliyle, harap haliyle Karamürsel Dokuma Fabrikası'nda bekçilik yapan Muhterem isimli bir amcaya ev sahipliği yapan bu eser, bu güzel konak, bu yapılış tarihi çok belli olmasa da 18. yüzyılda burada olduğunu bildiğimiz bu güzel konak 1940-42 yıllarında o Alman mimar Prost'un, şehir katili, İstanbul katili Prost'un bıçağından kurtulamayan bu konağın içine doğru girmek, size burasıydı demek isterdim ama diyemiyorum. Şu an bahçesindeyiz. Burası Topuzoğlu İbrahim Paşa ya da Abdülkerim Nadir Paşa konağının bahçesi. Caddeye kadar uzanıyor ama saray nerede? Saray işte burada. Eski saray, şimdiki sigorta binası. Bu sigorta binası yapılmak için bir tüfekhane, bir cami, bir de konak yıkıldı. Yalnızca bir blok için. Bitti mi? Bitmedi. Bu şehre yapılan cinayetin izini sürmeye, Unkapanı'ndan Taksim'e doğru giden Atatürk Bulvarı üzerinden sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Bakın ne kadar mesafe oldu. Surlar başlangıç olsun, o şeyler, Bozdoğan kemeri başlangıç olsun. Oradan buraya ne kadar eser anlattım ve daha önümüzde kocaman 1100 metrelik bir cadde var. Dostlar, varın siz düşünün, kaç yüz eser burada yıkıldı. Şimdi bir cadde yapılması için bir bina yıkılır mı? Tabii ki de yıkılır. Yani bu tüm şehir sosyolojisinde ve topografik anlamda şehirleşmede bu olur. Buna herkes evet der. Bizim sıkıntımız şu, bizim problemimiz şu. Benimle cadde arasında 30 metre varken, sigorta binalarının bile arkasında iken ben, buralar sigorta binalarının arkası, bunun da arkasında bulunan bir fabrika varmış. Sultan Abdülhamit Han devrinde bu fabrika ip üretir, urgan üretirmiş. Urganın diğer adı da kendirdir. Yani Türkçe'de kendir fabrikası. İşte o Henry Prost, Alman şehir mimarı Henry Prost neden, niçin ve nasıl hiçbir şekilde cadde ile alakası olmayan binaların arkasında bulunan ve bugün bir sokağın içinden geçtiği bir yerde bulunan Abdülhamit Han eseri bir fabrikayı yıkar? Burada bulunan bir fabrikanın yıkılması hiçbir şekilde şehirle, şehirleşmeyle, reformla, cadde açılması ile izah edilemez. Bunun adı cinayettir. Bunun adı tarihe vurulan büyük bir damgadır. Peki bu Abdülhamit Han devrinde açılan 1942 yılında Henry Prost'un emriyle yıkılan kendir fabrikasından geriye ne kaldı? Sadece küçük bir anı. İsmi. Kendir fabrikasını arkamıza verdik. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılan
deri işleme fabrikası olan Saraçhane fabrikasını da bir önceki programda anlatmıştık. 450 odalı dev gibi bir fabrikaydı. Kendir fabrikası, Saraçhane deri fabrikası, medreseler, Sıbyan mektepleri, bu kadar fazla insanın yaşadığı yerde hamam olmalı değil mi? Bu kadarcık caddede hamam olmalı. Hadi şimdi sizi o hamama götüreyim. Hamam var bu arada. 1100 metrelik bu caddede 3 tane hamam var. Bu hamamlardan birincisi Peştemalciler Hamamı'dır. Ne zaman yapıldığı belli değil. Kim tarafından yapıldığı belli değil. Bilinen tek şey burada bir hamam vardı. 1942 yılındaki o katliamdan nasibini aldı ve yıkıldı. Nerede mi? Şu an arabaların durduğu yerde, şu an ben size Peştemalciler Hamamı'nın olduğu yeri göstereyim. Buyurun gelin. İşte burada bir hamam vardı ve bu hamam 1942 yılında Henry Prost'un, şehir mimarı Henry Prost'un emriyle yıkılmıştır. Şimdi biz programın başında demiştik ki İstanbul'un en büyük problemi su problemidir. Su problemi yüzyıllar boyu çözülememiştir. Mimar Sinan bir sihirbaz değneğinin değmesi gibi Allah'ın izniyle İstanbul'daki problemi kendisinden 300 yıl sonra bile halledebilecek biçimde halletmiştir. İşte bu yüzden 1100 metrelik bu yolda 3 tane hamamın varlığı su anlamında İstanbul'da bir sıkıntıya sebebiyet vermemektedir. Fakat şimdi sıkı durun. Hamamların harcadığı suyu, Mimar Sinan'ın suya çok fazla özen göstermesi, İstanbul'un su probleminin halledilmesi, İstanbul'a dışarıdan göçün, istihdamın çok fazla olmasını gerektirmiştir. Bu yüzden Mimar Sinan'ın çözmüş olduğu bu su problemi bir kişiyi rahatsız etti. İstanbul'un nüfusunun gereksiz ve çok fazla büyüyeceğini, artacağını söyledi. Bu kadar suya gerek yok. Bu kadar su çok fazla nüfus demektir. Suyu artık bitirelim demiştir. Kim mi o? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı ve sadrazamı Rüstem Paşa. Güzel bir cami vardı. Haraççı Mehmet Paşa Camisi nerede? Yok. Yerine sigorta binaları yapıldı. Sigorta binalarının B blok kısmı yapıldı. Haraççı Mehmet Paşa Camisi'nin güzel bir de hamamı vardı. Mehmet Paşa Hamamı nerede? Yok. Çünkü üzerinden cadde geçiyor. Şu an cami ile hamam arasındaki kaldırım ve caddesinin üzerindeyiz. Buralarda çok güzel şeftali ağaçları var. Etrafı şeftali kokuturmuş. Bu yüzden camide Hadikatül Cevami, Abdülhamit Han devri, bu bölgeyi anlatan en önemli kitaplardan biri olan camide, Hadikatül Cevami'de burası için Şeftali Camisi denmektedir. Zira bu şeftali kokusuyla burnumuzu, tadıyla midemizi şenlendirmektedir. Buraya, Haraççı Mehmet Paşa Camisi'ne gelip namaz kılan bir insan, pek cami bahçesine ve kapısına benzemiyor ama namaz çıkışı, burada bulunan camiden çıkan bir insan, işte şu an araba gürültülerinden bağırmak durumunda kaldığım bu caddede, işte burada, şu ağaçların bulunduğu yerde, biraz daha ileride, yani hamamına kadar, işte hamam da burada, yani burada, hamamına kadar olan kısımda
şeftali ağaçları var ve bütün Müslümanlar bu şeftali camisine, yani Haraçlı Kara Mehmet Paşa camisine gidilermiş. Nerede o şeftali, nerede o cami, nerede o hamam? Hiçbiri yok. 1942 Henry Prost cinayetine kurban gitti. Dakikalardır bu cadde üzerinde yürüyor ve size burayı anlatmaya çalışıyoruz. Bitmedi, bitmez. Biz büyük olanlarını anlatıyoruz. Ufak çeşmeleri, türbeleri. Burada bulunan bir türbe var. Onları anlatmıyoruz. Anlatırsak çok uzun sürer. Büyük büyük olan eserleri anlatmakla zaman geçiriyor ve bu programı onlarla harcıyoruz. Neden bunları söyledim? Şurası, yani Atatürk Köprüsü'nden sonraki yer Azap Kapı olarak geçer. Karaköy'ün Azap Kapı durağı. Azap askerleri, yani Azep, Fatih Sultan Mehmet devrindeki Azep askerlerinin olduğu yer tam olarak burasıydı. Azep askerlerine has bir hamam vardı. Ben demiştim ya size, burada 3 tane hamam var. İşte 3. hamam da buradadır. 300 metrede bir hamam bulunmaktadır. Sonuncu hamam da buradadır. Azeplerin, askerlerin katıldığı askeri bir hamamdır. İkisi sivildir, biri askeridir. Askeri hamamın önündeyiz. Şimdi soru, Allah aşkına Henry Prost yaşasaydı da bunu sorsaydım, deseydim ki ey Henry, Allah aşkına bana bunu anlatır mısın? Caddeyi açtın. Caddede Elvan Çelebi diye bir cami var. Nerede? İşte burada. Fatih Sultan Mehmet Han devrinden kalma, burada Elvan Çelebi diye bir cami var. Aslında daha ileride ama trafikten dolayı gidemiyoruz. Burada Elvan Çelebi diye bir cami var. Tamam, bu camiyi yıktın. Elvan Çelebi camisini yıktın ki Fatih Sultan Mehmet Han devrinden kalma. Bir 15. yüzyıl muhteşem eseri Elvan Çelebi'yi yıktın. Be adam, cami ile yetinsene. Hamamdan ne istiyorsun? Cami buradaydı, yıktın. Sonra geldin, kaldırımlar vardı. Kaldırımları yıktın. Sonra geldin, Azepler hamamı vardı. Hamamı yıktın. Halbuki hamam şurada. Burada bulunan bir hamam, cadde yapımında seni hiçbir şekilde etkilemiyorken neden yıkarsın? Sevgili dostlar, Fatih devrinden kalma Elvan Çelebi Camii, Fatih devrinden kalma Azepler Hamamı ve her ikisinin arasında bulunan Bostanlık Bahçesi. Ne zaman? 16. yüzyıl. Şimdi 21. yüzyıl ve manzara tam olarak budur. ...1826 tarihi Sultan II. Mahmud ve Osmanlı için bir dönüm noktasıdır. Zira Osmanlı İmparatorluğu'nun başına bela olan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı yıldır. O yıllarda da asker kıyafeti giymiş teröristler hem devletin huzurunu bozmakta, hem milletin rahatını kaçırmakta. Tarih boyu Ocak devlet içindir mantığı süre gelirken, ocaktan kasıt ordu, Yeniçeri Ocağı devlet için vardır mantığı varken, bilhassa 17. yüzyılın sonları 18. yüzyılın başlarında devlet ocak için vardır mantığı devreye sokulmuş ve asıl olan askerdir, gerisi hikayedir denmiştir. Bu noktada asker kendisini padişah indirmekte, padişah yerine getirmekte ehil sanmıştır. 36 Osmanlı padişahının 24'ünün bir darbe sonucunda indirildiğini veya tahta çıkartıldığını düşünürsek, Osmanlı padişahlarının 3'te 2'sinin
darbeden etkilendiğini düşünürsek korkunç bir rakamdır. İşte bu gidişata dur demiştir. Kim o? Sultan II. Mahmud Han. II. Mahmud 1826 tarihinde Aksaray, İskender Paşa Camisi ve Ahmediye Meydanı'nın olduğu yerde bulunan Orta Kışla'daki Yeniçeri Birliği'ne operasyon yapmış, bir gecede binlerce Yeniçeri'yi katletmiştir. O gün yaşayan kadınlar, binlerce askerin öldürüldüğü o geceye vahşet gecesi değil, vakayı hayriye demiştir. Hayırlı vaka denmiştir. Şimdi soru, binlerce askerin yakılarak öldürüldüğü o geceye o asker, o halka ne yapıyor ki vakayı hayriye deniyor? Şimdi ben bunları Fatih'i Unkapanı'na bağlayan Atatürk Bulvarı'nda ve Atatürk Caddesi'nde niye anlattım? Sultan II. Mahmud'un Yeniçeri ocağını kaldırırken yanında bulunan topçu müşiri ve sonraki zamanların Harbiye Nazırı Abdülaziz Abdurrahman Paşa'nın bir konağı vardı. Güzeldi. Dört katlı, hoş bir konaktı ve Zembilli Ali Efendi'nin Sıbyan Mektebi ile evinin tam önündeydi. Cadde ile bir alakası olmamasına rağmen caddeyi yapan Henry Prost ve caddeyi yaptıran tek parti zihniyeti o konağa da tahammül edemediler ve o konak caddeden metrelerce uzak olmasına rağmen yıkıldı. Şimdi II. Mahmud'u, devleti ve milleti asker kıyafeti giymiş teröristlerden kurtaran o Abdurrahman Paşa'nın konağı nerede? Yerinde bulunan bina tam olarak budur. 1942'de o da yıkıldı ve yerine mimari anlamda gudubet sayılabilecek bu eser yapıldı. İstanbul'un şehir tarihi anlamında İstanbul üzerinde yapılan en büyük katliam şu an bizim üzerinde bulunduğumuz ve çekim yaparken çok fazla zorlandığımız işte bu Atatürk Bulvarı. Neler, nelere kıyılmadı ki? Neler yıkılmadı ki? Sevgili dostlar, şu an üzerinde bulunduğumuz yer gelişin ve gidişin tam ortasındaki refüj. Çekim yaparken gerçekten zorlanıyoruz. Ama zorlanmadan sizi buraların ne olduğunu gösteremeyeceğimizi zannediyoruz. Size birinden bahsetmek istiyorum. Biz şu an birinin evindeyiz. Evinin içindeyiz. Evinin neresindeyiz bilmiyorum. Ama evinin içindeyiz. Bakın, ev şurada. Birinci şerit ve belki ikinci şerit. Refüj. Buradan birinci şerit ve belki ikinci şerit. Yani tam olarak burada. Balkona çıkıldığında Bozdoğan su kemerleri olanca güzelliği ve çıplaklığıyla görülürmüş. Sevgili dostlar, bir gün Ahi Çelebi Camii'nde namaz kılıyor. Ama rüyasında. Bir gün rüyasında namaz kılar ve Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim okurken bir anda kapının ışıl ışıl nurla dolduğunu görür. Nurla dolan kapıya baktığında içeriye Allah Resulü girmiştir. Bir anda ayağa kalkar, Kur'an'ı kapatır, önünü düğmeler gibi durur. Şefaat ya Resulallah diyeceğine heyecandan dili dolanır ve seyahat ya Resulallah der. Peygamber Efendimiz elini sağ omzuna koyar, seyahatin makbul ve hayırlı olsun der. Kimden bahsediyorum? Evliya Çelebi'den. Peki Evliya Çelebi ile bu caddenin ne alakası var? Sevgili dostlar, Evliya Çelebi'nin doğduğu, Evliya Çelebi'nin büyüdüğü ev
şu an tam olarak burası. Evliya Çelebi'nin evinden zor zahmet de olsa çıktık. Şimdi bakın, Evliya Çelebi gibi bir adamın evinin bulunduğu yer bugün bu halde. Evliya Çelebi'nin evinden çıkıp başka bir arkadaşının evine doğru gelelim. Kimdir o? 18. Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim devrinin Cinci Hoca lakaplı Cinci Hüseyin Efendi ki Evliya Çelebi'nin sınıf arkadaşıdır. Birlikte okumuşlar. İşte burası, bu merdivenler, şurası, yani nokta atışı şura değil ama işte bu civarlar Cinci Hüseyin Efendi, yani İbrahim, Sultan İbrahim döneminin sarayında çok da güzel işler yapmayan, tarihimize iyi de kaydedilmemiş ve feci bir biçimde öldürülen ama Evliya Çelebi'nin de sınıf ve okul arkadaşı olan Cinci Hüseyin'in yaşadığı, doğup büyüdüğü ev burası. Cinci Hüseyin buradan çıkar evden. Evliya Çelebi ise bakın tam caddenin üzeri. Oradan çıkar. Birlikte Hamit Efendi ismindeki bir medreseye giderlermiş. Tam 7 yıl bu medresede eğitim görmüşler. Hadi şimdi sevmediğim bir karakter ama hadi öyle olsun. Siz Evliya Çelebi olun. Ben Cinci Hüseyin olayım. Sabahleyin kalktık ve şimdi Hamit Efendi medresesine doğru gidiyoruz. İki arkadaş evlerinden çıktılar ve hemen Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin türbesine çıkan bu yol üzerinde, yani bilmiyorum ki işte buralarda, burada bulunan bir medreseye vardılar. Medrese Hamit Efendi adına açılmıştır. O devirde güzel bir medresedir ve öğrencilerinin tamamına yakını Osmanlı bürokratik yapısında vazife ve görev almışlardır. Sakın Evliya Çelebi'ye kendi başına geziyordu demeyin. Evliya Çelebi bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan istihbarat elemanları gibi görev yapmış, gittiği her yerden raporlar tutmuş ve bizzat padişaha ve devlet yetkililerine sunmuştur. İşte burada bulunan medreseye gelir ve bu medresede eğitim görürlerdi tam 7 yıl boyunca. Şimdi 1942 Henry Prost katliamından sonra bakın şuraya. Ne Evliya Çelebi'nin evi kaldı. Ne Cinci Hoca'nın evi kaldı. Ne de Hamit Hoca'nın medresesi kaldı. Hepsi hayal oldu. 1942 yılında hiç gereği yokken buralara kadar yol açmak, cadde açmak için hiç gereği yokken bütün buralar yıkıldı, yeniden bir şehirleşme yapıldı. O şehirleşme yapıldı ama şehrin ruhu, şehrin karakteri ve şehrin yapısı tamamen bozuldu. Nerede o 15. 16. 17. yüzyıl İstanbul'u? Nerede 21. yüzyıl? Size göstereyim mi? O anlattığım şeftali bahçeleriyle efil efil kokan İstanbul'dan geriye kalan manzarayı.